Sosyal futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. İsmail Kartal, Serzenişinde haklı mı, nedir yorumunuz Bünyamin Gezer? Şimdi bu ne Abdülkadir'in suçu, ne Erkan Engin'in suçu, bu Tolga Üstkalfa'nın suçu abi. Bu penaltıyı vermem. Hani vardan sorumlu MHK Başkan Vekili ya... Bütün Türkiye hemen hemen faul dedi. Abdülkerim pozisyonu. Evet. Şimdi bütün Türkiye buna penaltı demeyenle ben futbolu konuşmam. Futbolu konuşmam abi. Çok net. Babadan kalma penaltı. Şimdi bugün Manchester City maçını seyrediyorum. Manchester United, ha. Manchester City, Manchester <laughs> derbisi. Daha oynarken 15-20 saniye içerisinde hakeme durdurtturdu oyunu çağırdı. Bunun onda biri bana göre. Oyun ya durmasını penaltı bek da. beklemedi. Değil mi? Buna göre çok çok hafif bir pozisyon abi, abi açsınlar baksınlar. Şimdi o pozisyona İngiltere'de giriliyor hani diyorlar ya İngiltere'de bunlara verilmiyor falan filan hikaye izleyince ben yakalıyorum. Daha ne yapacak abi ya? Niye düşsün abi 5-0 adam niye atsın kendini? 5-0 ya. Sıfır sıfır değil. hakem yakın gördü değerlendirdi. Hadi İsmail Kartal'ın dediği gibi sıfır sıfır olsa veya yarın bir gün 24 Aralık'ta Fenerbahçe Galatasaray maçı olsa böyle bir pozisyondan dolayı penaltısı verme, verilmezse yer yerinden oynamaz mı abi? Yer yerinden oynar abi ya. Şuna bak ya 2.80 uzattı çocuğu. Çok net ya o kadar net ki. Şimdi diyeceksiniz ki hakem görmüş değerlendirmiş var devreye girmedi. Abi bu açık bariz net bir pozisyon değil mi? Rusamba ne yapıyor? Direkt Ferdi bozmak için itiyor abi. Bayağı da itiyor yani. Hocam Ferdi'nin ellerine kollarına baksana nasıl abi dağılıyor. Abi abi baksana dağılıyor ya. 36 maçta 103 gol rekoru var. Bu takım bu 103 gol rekorunu kırabilir mi? 10 maçta 29 gol, 2.9 gol ortalaması kırabilir. Yani belki yarın bir gün bu hedefi niye tutturamadık diye bu pozisyonlar getirirler ya. Onu da bırak hocam. Averaj var bir taraftan da. Bir gol Avaraj'da Beşiktaş şampiyon olmadı mı abi? Fenerbahçe'de çift ayrılık. Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe Pendik Spor Depresmanı'na konuk oldu. Sarı Lajvertler rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağrup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Fenerbahçe bu sonuçta puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçta Süper Lig'de çıktığı 10 maçı da kazanma başarısı gösteren Sarı Lajvertler toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı. Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Liginde yolunda dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertler Ocak ayında başlayacak ikinci transfer döneminde eksik görülen mevkileri güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Özellikle stoper transferi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da iki ayrılık yolda işte o isimler. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer ettiği Luan Perez'in başı sakatlıklarla dertte. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle tam 27 maç kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusu bu sezonda sakatlıklardan kurtulamadı. Tecrübeli futbolcu ay başında sol dizinden ameliyat oldu. Yönetim sağlara dönüş tarihi verisizliğini koruyan Perez'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Luan Perez bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta 270 dakika süre aldı. Brezilyalı stoper gol ve asist katkısı üretemedi. Perez'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Bir diğer ayrılık ise Lincoln Fenerbahçe'nin geçtiğimiz Mart ayında Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve çapraz bağları yırtılan Lincoln Erenike o tarihten bu yana forma giyemedi. Sarı uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini dondurmuştu. Kanarya tıpkı Luan Perez olduğu gibi Lincoln için de gelen teklifleri değerlendirecek. Lincoln'le Enrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Fenerbahçe'nin Riyad'den dönüş uçağında 30 milyon euroluk dünya yıldızı olabilir. Sezon başında 30 milyon euro parayı sayıp Celtic'den Jota'yı almasına rağmen parası bol Suudi takıma el ihtiyat, abuk subuk bir karar aldı. Yeni transferine lisans çıkarmadı. Lig maçlarında oynatmıyor. Portekizli kanat forvetine takım arıyor. Eylül ayında devam ettiği gibi Suudi Arabistan'dan Jota'yı takım arayışları devam ediyor. Fenerbahçe yeniden gündeme getirdiler. Hatta yetinmediler. Süper Kupa finali için Riyad'a geleceğinden emin oldukları Fenerbahçe'nin İstanbul uçağına Jota'yı da koyarak döneceğini iddia ettiler. Rankent'in Ocak ayında Premier Lig'e dönmüş durumunda Jota'nın Fenerbahçe transferinin önünü açılabilir. Fenerbahçe 31 yıllık rekoru egale etti. İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e 10'da 10 yaparak rekor kuran Fenerbahçe averaj rekorunu da egale etti. Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 30 puanları liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe en iyi sezon başlangıcı rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Fenerbahçe en iyi sezon başlangıcının yarı sıra Averaj'da da rekorun eşiğinde. Sarı Lacivertler 10 hafta sonunda 29 gol atıp sadece 5 gol yerken 24 Averaj'da Kocaeli Spor'un 31 yıllık rekorunu egal etti. Kocaeli Spor 1992-1993 sezonun 10. haftası sonunda 31 gol atıp 7 gol yiyerek 24 averajla e söz konusu periyotta rekor kırmıştı. Kocaeli Spor aynı sezonun 11. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup edip averajını 25'e çıkarmıştı. Fenerbahçe bu rekoru da egale etmek için ligin 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin golcüleri dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Schumanski attıkları gollerin toplam sayılarında ligdeki 18 takımı geride bıraktı. İsmail Kartal'ın golcüleri bu sezon toplamda 21 gole ulaşarak 22 golü bundan Adana Demirspor hariç ligdeki tüm takımları geride bırakmayı başardı. Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun 10, Sebastian Şimanski'nin 6, İrfancan Can Kahveci'nin ise 5'lik golü bulunuyor. İsmail Kartal'dan flash sakatlık açıklaması. Ligin 10. haftasında Pendik Spor 5-0 yenen Fenerbahçe'de can sıkıcı gelişmeler de yaşandı. Mücadelede birçok sakat varan Fenerbahçe'de İsmail Kartal son gelişmeleri aktardı. Mücadeleyi değerlendiren Kartal, maçın başından sonra kadar kontrol elimizdeydik. 1 iki oyuncumuzun sakatlanması canımızı sıktı. BKV'yi riske etmeden ikinci yarıda oyundan çıkardık. İkinci yarıda üzerine daha çok koyarak skoru 5-0 yaptık dedi. Maçın 9. dakikasında sakatlanan Fred'in durumunun bugün belli olacağını da sözlerine ekleyen Kartal, maçta yaşanan sakatlığın zemin kaynaklı olmadığını, Pendik zeminin zemininin beklediklerinden daha iyi olduğunu vurguladı. Gelen bilgilere göre Fred'de çok kötü bir durum yok ancak bugünkü MR sonucu ne kadar sağlardan uzak kalacağı ya da Trabzonspor maçına çıkabileceği konusunda net bir bilgi olacak. Öte yandan bu görüntülerde de görüldüğü gibi BK endişesi arttı. Mücadeleye 11'de başlayan Roddy Bebeka ilk yarıda sakatlık yaşarken 46. dakikada yerini Jadon Osterwolde'ye bırakmıştı. Soyunma odasında ilk tedavisi yapılan Brezilyalı futbolcu stadyumdan ayrılırken ayağı bandajlı ve sekerek yürüdüğü görüldü. Bekao'nun sekerek yürümesi sakatlığının ciddi olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Başarılı stoperin sakatlığının boyutu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.